Sen bir anaokulu öğretmenisin. Tamam. Tepkin ne olur gerçekten? Tepkim ne olur? Direkt polisi ararım ilk hesap. Yani direkt tepki. Gerçekten hiç şaka yapmayayım, öyle bir şey görürsem şiddeti karşıyım ama bilmiyorum. O anda o kadını tokatlayabilirim ve onu direkt kapıdan çıkartırım ben. Yok öyle bir şey. Hayır abi, o bir bebek. Abi bebekten bahsediyorum. Yani çocuklara karşı gerçekten. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bize çok böyle sert ve vahşice geliyor olabilir ama belki de faydalıdır bu. Yok yok yok, şimdi bir gerçek konuşuyoruz. O da bir insan. O da bir insan ve böyle bir etkinliği hayal duymadım. Böyle git, yani şey yok, there's no studies. Yani bunun bir uzmanlık diye bir şey yok. İlk defa ben bile görüyorum ve daha hayatın... Yani bu ne demek, alıyorsun bebeği bu şekilde. Kadın gördüğüm kadarıyla alıyor bebeği şu şekilde, şunu yapıyor. Yani bizim Maraş şey, dondurması gibi. Birincisi abi, bebeğinin boynu, boynu daha yerleşmemiş. Yani o hareketler o bebeğinin şeyinde bitti, bir şey olur. Tık olur, çıkar. Şimdi ne yaparsan yap, şu şekilde yap, o çocuğun her şey olabilir. Yani bu tek başına bir... Baksana ne yapıyor? Şimdi Antonio sizin gibi bak. Sen çocuk hiç aldın mı? Sen bir bebek kucakladın mı? Yaptın mı? Emin ol ki senden daha fazla tuttu. Ha, yani yaptı mı? Bu şu şekilde... Tabii ki de tuttu. Ama 30 yaşında hiçbir şey olmadı. Ama o yani sene, 30 sene. Bak. Şimdi bak. Şöyle getiriyor. Antonio. Abi. Bir saniye versene kadın, çocuğu. Tabii bak, acaba bizde sadece... Bu şekilde arkadaşlar bebeği bu şekilde geleceğim. Tutulur. Tamam mı? Öyle kucaklayacaksın. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Bak. Mesela bizde en fazla şöyle bir hareket vardır. Hani çocuğa böyle gazını çıkartırsın falan değil mi? Poposuna değil. Şurasına vurursun, gazı çıkar. Evet. Acaba bu çocuğun çok mu gazı var? Hani yapabilecek hiçbir şey yok, kadına veriyorlar. Hayır. Başka bir şey gelmiyor aklıma çünkü. Bu tamamen kemik ve kas gelişimi için yapıldığı iddia ediliyor. Çabi ne diyeceksin? Şöyle yani böyle hareketler yapabilir ama zihniyet de çocuğun mesleğini o yaşta... Seçilmesi bana yanlış geliyor. Bence bakın arkadaşlar, Andrei burada belki derdini çok iyi anlatamıyor ama burada meslek seçimi, jimnastikçi, baleci, catcurt falan filan meselesi değil. Sağlıklı vücut için yapılıyor bu. Evet. Ha, doğru mu yanlış mı onu bilemem. Danilo ben dedi yok ederim. Sen? Bir şey söyleyeceğim, aslında o şey anne ve babası onu veriyor ya işte bebeğe. Ve kadının aslında kötü niyeti yok. Ve kadınları bilerek kadına veriyor. Hani onu iyi gelecek diye yani düşünülüyor. Tabii ki de öyle düşünüyorlar da veriyorlar. Ama yani şey hani öyle bir kültür var. Rusya'da ona saygı da duymak lazım. Belki bilmiyorum ama. Yani bize böyle şey... Değil ya. Bu kültür değil de şey bu bir, yani. Bu bir... Niye konuşturmuyorlar abi? Tamam bir dakika, Andrei konuşacak. Evet Andrei. Birincisi bu kültür değil. İkincisi bu kadın kursları veriyor yurt dışına. İnsanlar bu bebeği götürmek için yurt dışına gidiyor. Onu buluyorlar. Mesela Hindistan'da genelde takılıyor. Hindistan'a tamam, gidiyorlar. Oraya kadar sırf bu çocuğu şey yapması için gidiyorlar. Tamam. Yani bu aslında Lena Fokina denilen hanımefendi bu işten çok ciddi de para kazanıyor. Kitabı falan çıkarttı bunun bir sürü. Peki ne diyor? Onun iddiası ne? Biz bir şey iddia ettik ama hani öyle... Kemiklerin, bu arada 5 aylık bir bebeğin kemikleri yumuşak olduğunu biliyorsunuz. Hı-hı. Tabii ki de. Olarak. O yüzden her türlü zaten orada çocuğun kemik kırma gibi. Antonio dedi ya bilimsel bir açıklama olarak. Bir şey olmayacak bir çocuğu zaten. Şimdiye kadar olay olsa kadın çoktan hapishane sokar vardı zaten. Bu bir. İkincisi yani kültür olarak tutma bu aileleri öğretme şeyi veriyor. Dersleri veriyor. Aynı anladım. Zamanda. Ailelere de öğretiyor bunu. Antonio ne diyeceksin? Aslında bir soru sormak istedim. Şimdi anladığım kadarıyla sen dedin ki 30 yıldır bunu yapıyor. Doğru mu? Öyleymiş. Ve şey için, esnemek için, bunun için. Peki bir örnek var mı? İşte Andrei Pornani'den başladım 30 sene önce. Bu adam is a ballerina. Ha, 30 sene sonra bir... Andrei Pornani gibi bir taş bebek çıkıyor. Aynen. Bir, yani bunun bir şey var mı? Var. İzi var mı? Gorbaçov'a yapmış ilk önce. Kim Gorbaçov? Kafada iz koymuş. Var mı bildiğin? Grishkov en büyük baletçi böyle büyüdü. Öyle mi büyüdü? Tabii canım.